Şimdi 20 evet. Eylül'e gireceğiz ama 20 Eylül mevzusu madem bu kadar büyüdü. Astrologlar da bu konuda yorum yaptı. Nuray Sayar'ı çok severim. Çok selam olsun kendisine. Nuray Sayar'ı bakın neler söyledi. Bir de onu dinleyelim şimdi. 41 arkadaşlar. Nuray Sayar'a selam olsun. 20-28 Eylül haftası diyor Nuray Sayar'ı da. Haluk Hocam söz vereceğim ama seni destekleyen o kadar çok şey oldu ki bunları vermezsek olmaz, öyle değil mi? Eyvallah. Hemen arkasına 42'yi versin arkadaşlar. Ünlü bir astrolog, dünyaca ünlü bir astrolog. Çıktı ve bakın neler konuştu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dün 20 Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde dedi ki dünya ilahi dinlerin vaat ettiği kurtarıcıyı bekliyor. Bu kurtarıcı hayatta ve yaşıyor. Çok enteresan. Kendisini ifade etmiş herhalde. Ya bilmiyorum. Şimdi, Mehdi'yi yani ifade İran ettiğini belirtiyor. Mehdi anlayışı İran'da çok güçlü. Çok, çok. Onlar bir kurtarıcının her an gelebileceğini buna inanıyor. Böyle bir inanış onu Ahmet Bey daha iyi 44'ü verin hemen. Söyleyebilir. Üzerine Amerika'da haber oldu. Evangelistler 20 Eylül tarihinde Mesih'i bekliyordu. Haluk Hocam söz sende. Evet. Tabii ki bunlar güzel şeyler ama dediğin gibi sevgili Türker, bizler bazı bilgileri yaptığımız analizler eşliğinde elde ediyoruz. Şimdi tabii ki astrolog arkadaşlarımızın kendi uzmanlık alanları var. Bizim uzmanlık alanımız daha farklı. Araştırmacı yazarız. Hep soruyorlar ya, araştırmacı yazarlar neyi bilir? Araştırmacı yazarlar araştırdığı her konuda konuşma hakkına sahiptir. Bunlardan biri de benim. Kimse kusura bakmasın. Linç kampanyaları düzenleniyor ama çok da işe yaramıyor. Şimdi gelelim asıl olaya. Yapmış olduğum bütün analizlerde ortaya çıkan sonuçları ben genelde senin programında hep ortaya sardım sevgili Türker. Anlattım ve genelde de yanılmadık. Unutma, bunun içinde salgın, bunun içinde işte aşı yasakları biliyorsun, uçak bilmem ne, ulaşım yasakları, dünyadaki kaos, savaşlar. Elon Musk'ın 1,5 yıl önce 50 milyar dolarla Türkiye'ye geleceğini hepsini anlattık. Şimdi burada da bambaşka bir şey var. Evet, ben o bölgeyi çok iyi biliyorum. Unutma, Elazığlılara selam olsun. Sevgili Türker'le gittik. Çok da güzel ağırladılar bizi geçen yıl. Ben daha önce de gittim. O bölgeleri iyi biliyorum. O bölgeler Türkiye'nin... Elazığ dedin hocam, orada evet. Bir kalalım. Ana kumanda çok sıkıştırıyor bu konuda. Reklamı da 3 dakika aşmışız. Öyle mi? Reklama gidelim. Tamam. Reklamlar çok kısa. Bir yerlere ayrılmasın izleyicilerimiz. Reklamlardan sonra Haluk Özdil 20 Eylül'ü açıklıyor. Ne var ne yok soru cevapla karşınızdayız. Reklam arasındaydık. Ne var ne yoku bitirdik. Evet. Ne var ne yok soru evet. Cevaba geçtik. Şunu yazmışlar. Özellikle Haluk Özdil'i susturmak için reklama gittiler. Öyle bir şey yok. Yok. Öyle bir Hocayı şey yok. Kimse susturamaz. Bunu belirtelim. Teşekkür ederim. Ama çok mesaj var. Yani telefonum kilitlendi. WhatsApp'ı, Twitter'ı, Instagram'ı inanılmaz mesajlar var. Kesmeyeceğim. Haluk Hoca neyse onu açıklayacak. Evet. Soruyu tekrarlayayım. Amerikalı iş insanı haftaya Teknofest'e de gelecek. Cumhurbaşkanı da görüştü. Helikoptere de çok fazla ilgi var. 3 kişiye Atak helikopteri, yerli ve milli helikopterimizin maketi gidecek efendim. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip etmeniz ve son fotoğrafın altına Elon Musk yazmanız önemli. Şimdi 20 Eylül'de neler olacağı ilk bölümde ne var ne yokta astrologlardan tutun İran Cumhurbaşkanı'na kadar herkes tüm dünyada yankı yaratmış bir durum. Peki Türkiye'den olacak Haluk Özdil neden 20 Eylül dedi? Söz sende hocam. Evet, yapmış olduğum bütün analizlerden belli bir sonuca ulaşmıştım. Ancak bunu bazı yetkili yani ilgili makamlar, makam derken yanlış anlaşılmasın, onay anlamında değil. Ama bu konuyu bilen, işinin uzmanı olan kişilerle konuşmam gerekiyordu. Ve dolayısıyla konuştum. Bunlar çok özel kişiler. Görevliler, bu kadar söyleyeyim. Ve aldığım bilgiler doğrultusunda 20 Eylül ile ilgili çok güzel haberlerin devlete yani halkımıza duyurulacağı şeklindeydi. Bir sessizlik oldu mu? Oldu. Ancak şu var, ben bir devlet sırrını açık etmiyorum. Çünkü devlet bilmese ben bilemezdim. Ama şeyden başlayalım. Buyurun belge 1. Maden Tetkik Araştırma Daire Başkanlığı ya da pardon evet Daire Başkanlığı diye geçiyor. MTA devletin resmi organı. Türkiye'deki bütün fay hatlarını tespit eden muhteşem bir yer.
daire başkanlığı. Buranın net olarak verdiği rapor. Okuyoruz. Bu rapor nerede hocam? Bu rapor Haluk Özil'in iddiası bu arkadaşlar. Bakın, MTA'nın 2010 tarihli sitesinde, yani 2010 yılında yayınlanmış ve sitesinde duruyor. Hiç silinmedi. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani bu olayı devlet biliyor. Ben size anlatırken halkın bilmediği bir konuyu anlatıyorum. Bir ikinci konum daha var. Onu ilk kez duyacaksınız ve dünyadaki ses getirecek. İnanılmaz bir zenginlikten söz ediyorum, halka yansıyacak. Ama buradan başlayalım. Allah. Burada bir altın söz konusu. Bu altının, bakın, MTA'nın raporu. Tekrar nerede ediyorum. Nerede? Elazığ demiştin. Elazığ, Keban Barajı'nı biliyorsunuz. Keban Barajı'nın kenarında da Keban diye bir kasaba var. Burası bir ilçe. Büyük bir ilçe, ben gördüm. Modern bir ilçe. Hemen biraz aşağısında Ağım var. Daha sayayım mı bilemiyorum. Ve orada koskoca devasa bir Keban Baraj Gölü var. Yani ciddi anlamda büyük bir göl. O kırmızı işaretli yer. Evet, rezervimiz, altın rezervi MTA'nın 40.700 ton görünür. Görünür de. Bu inanılmaz bir rakam ama hocam şimdi, evet. 40.000 ton tüm dünya. Bir de tarihsel süreç içerisinde biriktirilen altın miktarı 38 bin ton. Evet, yani şu anda 38 bin ton devletleri. Evet, 10 bin ton da muhtemel rezerv toprak altında diyor. Şimdi tabii ki bunun hepsi %100 altın mı? Değil. Buna tenör deniyor. Tenör denen bir şey var. Tenör de şudur, bunun içindeki metali ayıklama oranı. Şimdi bunu ne kadar ayıklarsanız ayıklayın 1'e 4, 1'e 5 olur. Yani ne yaparsanız yapın, Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde şu an o rezerv çıkarıldığı takdirde en az 6-7 trilyon dolardan söz edebiliriz. Bu da Haluk Özdil'in bu belgeyi diyor ki ben MTA'nın sitesinden, evet, buldum getirdim, evet, diyor. Bu, evet, bir iddia. Haluk, evet, Özdil 20 Eylül'de bunun açıklanacağını, evet, duymuş, öğrenmiş, bilgi sahibi olmuş. Bu. 20 Eylül tarihi geçti. Tamam. 20 Eylül'den 21. sonra belki açıklanır ama 40 bin ton çok fazla bir rakam. Çok bir rakam ama dediğim rakam. Gibi tenörünü hesaplamak lazım. Haluk Özdil'in tenörü. İddiası bu yönde. Bunu söyleyelim, altını çizelim tekrar. Ama tenörü hesaplamak lazım. Tenörü hesapladık, böyle çıktı. Peki başka ne vardı? Aslında burası bir maden yatağı. Bakın orada gümüş işletme, gümüşlerin veya bakırın haddi hesabı yok. Bakır bugün çok değerli bir metal sınıfına girdi. Daha doğrusu element sınıfında. Unutmayalım, 35 milyar dolarlık geçtiğimiz yıl bir maden sahası yapıldı, ihale edildi. Bunu da unutmayın. Yani küçük rakamlardan söz etmiyorum. Dünya Bankası Türkiye'ye 35 milyar dolar kredi açmıştı, değil mi? Bütün gazetelerde manşet oldu. Ama bizim toprağımızda da 35 milyar var. Bunu da belirteyim. Demek ki bazı şeyleri söylerken bunları devlet biliyor. Devletin bildiği bir şeyi de ben size servis ediyorum. Bu da bana düştü. Neden? Çünkü bunun bir de Bolu ayağı var. Alın size sürpriz. Şimdi Bolu'da bir kazı yapılıyor. Orayı da sınırlı konuşacağım. O Bolu'da yapılan kazı da eski eser aranmıyor. Bolu kazısının aramıyor. Fotoğrafını verin arkadaşlar. Eski eser aranmıyor orada. Bakın çok net konuşuyorum. Orada evet altınlar bulundu mu? Bulundu. Ama hocam bir dakika, orada yine iddia olduğunu söyle ne olursun. Yani kesin, evet, bir iddia. Delil olmadan yani, tabii lütfen. Tabii ki, tabii ki. Yani hadi öyle diyelim. Evet. Yani iddia. Senin iddian o. Evet, benim iddiam o. Ama niye o kadar büyük tedbir alınıyor? Ve niye orası 7 yıldır kameralarla, 7-8 yıldır hiçbir şey yokken bile kameralarla neden izleniyor Bolu? Ve bir yer daha söyleyeceğim. Bunu da ilk kez duyacaksınız. Efes. Efes'te Meryem Ana Kilisesi neden bu şekilde çok ciddi biçimde bir önlem paketi alındı? Orayı pas geçiyorum. Yani şuradan şey, özet, ez cümle. Bir sonraki bombanı biliyorum. Bunu, hayır, söyleyeceksin. Ama bunu anlatmam lazım Bolu'yu. Çok önemli. Tamam, anlat hocam. Şimdi peki. Bolu'da şu an kazılan yer bir ahırın altından giriş yapıldı. Orada bir labirent bulundu. Büyük, devasa yerleşim alanı. O labirentin içinde, evet, mücevher, altın, neyse öyle diyelim. Ama asıl aranan o değil. Ha, bunu söyleme yetkim var mı? Var. Evet, orada dini bir motif aranıyor. Yani o dönemin, Roma döneminde İzmit konsülüğünden oraya kaçan bir papaz. Onun elindeki bir İncil'den söz edebiliriz. Dünya tarihindeki bütün dinler, pardon, dünya tarihindeki Katoliklerin ya da Protestanların altüst olabileceği, Vatikan'ı altüst edebilecek bir buluştan söz ediyorum. Eğer o ele geçerse
bir İncil, bunu söyleyeyim. Hadi söylüyorum açık, çünkü dillendirme artık serbest oldu. Bir İncil'den söz ediyoruz ama bu İncil İsa'nın elinden çıkma bir İncil'den. Şu ana kadar dünya yüzünde böyle bir şey yok. Peki böyle bir şey çıkarsa ne olur? Vatikan'ın elindeki İncil'ler, o zaman Vatikan'ın bilemiyorum ne yapacağını Vatikan'a sorarız. Çok önemli, çok önemli şeyler oluyor bu toprakta. Peki neyi değiştirir Türkiye açısından? Bakın, öyle elinizde öyle bir güç varsa Vatikan dahil, Avrupa dahil birçok istediğinizi o devletlerden alırsınız. Bu kadar net konuşuyorum. Şimdi doğru mu anlıyorum? 20 Eylül'de altınla ilgili bir şey açıklanacaktı. Açıklandı. Diyorsunuz ki devlet bunu biliyor. Önümüzdeki zamanlarda ki açıklayabilir. Tabii ki. Biliyor. Ama diyorsunuz elimde bir belge var. 2010 yılına ait. Tabii ki. Bu belge MTA'nın raporu burada. Diyorsunuz. Evet. Üzerine bunu Bolu kazısıyla bağlıyorsunuz. Evet. Bolu kazısı da zaten biliyorsun basına bir kısmı yansıdı. Çok ciddi tedbirler alınmış durumda. Zaten orada çalışanlar arkeolog değil, madenciler çalışıyor. Ben şuraya gideceğim arkadaşlar. Evet. Beni bir genele geçer misiniz? Yani orada madenciler çalışıyor, arkeologlar da çalışmıyor. Onun sebebi de oradaki çöküntülerin engellenmesi nedeniyle. Dolayısıyla orada antik eserler yerine başka şeyler aranıyor. Şimdi hocam buraya sen Bolu kazısı dedin ya. Hemen bak, yerini de göstereceğim sana. Şurası biliyorsun Bolu kazısının yapıldığı yer. Evet, o ahır. Evet, orası. Ahır şurası. Arka tarafta bir tepe var, 5 numara. Evet, 5 numara. Ya çok mu? Yok, açık etmiyoruz. Başka arkadaşlar anlattı. İncil orada aranıyor. İncil 5 numarada aranıyor. Yani şu 2 3 4'te aranmıyor mu? 5'te mi aranıyor diyorsun? 5'te asıl olduğu yerin, yani orada bir yerleşke, o yerleşkede de o İncil'den söz ediliyor. O senin dediğin yerin karşısında, 3'ün karşısında bir tepe var. 4 olarak mı işaretledin evet. onu? Orada ayrı bir kazı daha yapılacak. Orada ayrı bir kazı yapılacak. Diyorsun. Ama bunların hiçbiri arkeologlara ama ait değil. Bir dakika, şöyle geliyorum arkadaşlar. Arkeologlar yapmayacak kazıları. Şunu söyleyeyim, 20 Eylül'le Bolu kazısının alakası yok ama. Var mı? Evet. Altın madeni duyurulacaktı diyorsun altın sen. Altın madeni, zaten bunu anlattık. Ama Bolu kazısını da katmazsak 20 Eylül'ün özelliğini kaybederiz. Çünkü birazdan, sen şimdi konuşmamı istemiyorsun. Buyurun tabii, an, değil mi? Dinliyorum hocam. Konuşayım mı onda? Söz sende. Dinliyoruz değil mi Murat Hocam? O yatağı anlatayım mı? Evet. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci kez benden duyacağı çok önemli bir bilgiden bahsediyorum o halde. Bu bence, bakın bana göre altından daha değerli. Şeyi verebiliyor muyuz sevgili Türker? İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Hüseyin Öztürk'ün resmi. O fotoğrafı vardı, verin arkadaşlar. Şimdi bakın Hüseyin arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde uzun yıllardır ve verilen 47. raporlarda Türkiye Cumhuriyeti'nde lityum yok dendi. Hakikaten de yok. 47. Çünkü lityum başka yerlerde arandı. Ama kendisine teşekkür borçlu olduğumuz bir isim var. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öztürk. Ben de yakinen tanıyorum. Kişisel anlamda büyük bir fedakarlıkla incelemeler yaptı ve dehşet bir buluşa imza attı. Ve daha sonra maden tetkik arama gerekli incelemeleri yaptı. Ancak onlar şu an basına yansıtılmıyor. Borun olduğu her yerde lityumun olduğu. Aslında şöyle, borun killeştiği diyorlar. Kil tozlaştığı yerler var. Yani borun iri taneli değil de tozlaşmaya yakın, ufak taneli olduğu yerler lityum yuvası. Peki hangi iller? Bu iller ihya aldı. Bakın, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Manisa, Kütahya ihya olan iller arasında, olacak olan iller arasında dünyanın en büyük lityum yataklarının Türkiye'de olduğu hemen hemen ortaya çıktı. Bunu büyük olasılıkla yakın zamanda veya bilmiyorum, süresini bilemiyorum artık ne zaman şey yapar, devlet eliyle de ilan edileceğini düşünüyorum. Şöyle bir soru var. Bakın, ve bu benim de kafamı kurcalıyor. Bu kadar büyük yatak çıkarsa 46'ya. Dünyadaki lityum fiyatları düşer mi? Veya bu kadar büyük altını çıkartırsan dünyadaki altın fiyatı düşer mi? Bunlar birer soru işareti. Ama ben gene söylüyorum, yapılan bu kazılar içinde bence en önemlisi, yani buluşlar içinde altından daha önemlisi lityum. Lityumu sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize açıklayalım. Bakın, kullandığınız telefondan, saatten, televizyondan, radyodan ve bütün akıllı araçlardan ve de araç, elektrikli arabalar var ya, lityum olmazsa yürümez. Yani Elon Musk'ın, unutmayın, bir dönem ben yani ne diyeyim, Bolivya'da, aslında onu bir dakika düzeltelim.
Bolivya'da bir darbe oldu. O darbe olduğunda Bolivya halkından birisi Elon Musk'a bir tweet attı 2 yıl önce. Senin yüzünden bu ülkede darbe oldu, lityumun peşindesin diye. Elon Musk'ın verdiği cevap şu, bizim çıkarımız neredeyse orası bizimdir diye çok değişik bir cevap verdi ve dünyada sansasyon oldu. Dolayısıyla... Yani Elon Musk bu lityum madenlerinin peşinde diyorsunuz hocam. Peşinde olması ne kelime, çıldırıyor. Yoksa arabaları Türkiye'de yürümez. Türkiye'de bir fabrika kurma fikri evet, var. Evet. Şimdi 1,5 yıl önce dikkat edersen dedim ki Türkiye'ye gelecek ve 50 milyar dolarlık civarında bir yatırımla burada fabrikalarını açacak, Tesla'yı getirecek ama asıl derdi lityum. Dünyada ilk ve tek olarak Türkiye Cumhuriyeti Aspilsan denen yerde, Kayseri'de. Askeri bir kurumdur bu. Burada lityum pil üretiliyor ama nasıl üretiliyor? Orada yapılan çalışmalarda borun atık maddesi, kil dediğimiz maddesinden lityum pil üretildi. Bu dünyada ilktir ve büyük bir teknolojik atılım oldu Türkiye açısından. Tabii ki eti madenin de var. Lityum, 48'i verin. Yerleri. Ve dolayısıyla Türkiye büyük bir avantajla. Lityumun sizde çıkması bir şey ifade etmez Türker. Eğer sen lityumu işleyemezsen, hani bir dönem bizim boru nasıl işleyemiyorduk? Bir Amerikan firması karar veriyordu fiyatlara. Biz ham gönderiyorduk. Ham gönderdiğin hiçbir madenin değeri yoktur. Yani? Türkiye açısından. Ama burada iş değişti. Şimdi burada para akacak bir şeyden söz ediyorum. Para akacak. Öyle böyle paradan söz etmiyorum. Bakın devam ediyorum. Çok sözünü kestim ama Bolivya, Şili, Arjantin, Çin, ABD ve Avustralya'da lityum madenleri var. Çok düşük miktarda. O yüzden lityum %355 değerlendi. Lityum şu an tedarik zincirlerinin en üstünde o kırıklığı nedeniyle ve dolayısıyla dünyadaki çip krizinin de başlı başına sebeplerinden biri. Lityumsuz hiçbir şey olmaz. Lityum yoksa uygarlık çöker. Bu kadar ne söylüyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde saydığım bu 8 yıl belki 15 yıl olacak ve inanılmaz bir yatak genişliği var. Hepsinde lityum çıkıyor. Ve bu lityum Türkiye Cumhuriyeti'nde işlendiği takdirde, ki işleneceğini biliyorum. Zaten Aspilsan var. Eskişehir'de bir fabrika daha var eti madene ait. Ve dolayısıyla şeyde gelecek, Elon Musk da gelecek. Elon Musk geldiği zaman artık bilemiyorum. Fabrikasında nasıl bir ortaklık yapılır? Nasıl bir şey yapılır? Tesla'yı da getirecek çünkü. Yani lityum Türkiye için evet, çok değerli. İnanılmaz çok değerli. Çok yüksek evet, bir girdisi olmuş olacak tabii, ekonomiye. Tabii ama ki bunun yanı sıra sen 20 Eylül tarihinde hocam, evet, altın madenleriyle altın ilgili bir lityum gelişme bekliyordun. Ama bunun 20 Eylül sonrasında Ekim, Kasım, Aralık ayında da farklı gelişmeler olabileceğini bekliyorsun hala. Tabii ki ardı yani ardına geliyor. Yani astroloji de seni desteklediği için 20-28 Eylül yani bu haftayı işaret ediyorlar. Bir şeyler açıklanabilir diyorlar. Yani açıklanması gerekiyor çünkü halkın da ihtiyacı var. Malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle müthiş bir şey. Ve ayrıca bu sözünü ettiğim bu tür stoklar ülkeyi baştan sona, şu an çekilen sıkıntıları sona erdirecek iki tane büyük olaydan bahsediyorum. Yani şu an bir emeklinin, bir asgari ücretlinin çektiği bütün sıkıntıları bitirecek iki tane önemli olaydan. Ancak bunun bir ayağı daha var. Türkiye'deki yer altındaki çok değerli, özellikle işlenmiş madenlerle ilgili biraz sonra belki Serhat Hoca anlatacaktır, olayın başka bir yönü var. Özellikle Fırat'ın içindeki bu altın dağı ile ilgili peygamberimizin bir hadisinden, onu soracaktım, hadisinden evet, ben de söz ediliyor. Şimdi o Fırat'ta o altın dağından kim altın çıkarırsa, çıkaran her 100 kişiden 99'unun öleceği şeklinde. Yani dünyada bir kaos ya da savaş çıkacağı şeklinde bir hadis var. Tabii o Serhat Hocam'ın konusu. Bir de ayrıca Lozan'la ilgili bazı tabii ki gelişmeler var. Ancak şimdi birileri çıkıyor ekrana, diyor ki bazı tarihçiler Lozan'ın ek maddesi yok. Ama ben de onlara şunu soruyorum. Sen Lozan'ın hangi anlaşmasını gördün? Kopyasını. Kasada duran aslını gördün mü? Görmedin. Görmedin. O halde nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsunuz diye sormak istiyorum. Ondan sonra da hocam evet, evet, olayı anlat. Şimdi Serhat Hocam bu Fırat'taki altın konusu. Bu Fırat'ın altından dinsel açıdan, teolojik acayip açıdan bir şey. Yani o dönemde siyasi çekişmeler var. Emeviler var. Abbasiler var. İşte İslam İmparatorluğu diyelim, yönetimini ele geçirmeye çalışıyorlar. Değişik konularda hadisler yapılmış. Birbirine zıt birçok hadis var ama
Bu konu o günleri ilgilendiren bir konu değil. Bu geleceğe ait bilgi içeren bir konu ve Mehdi hadisleriyle birlikte bu aslında sunuluyor. Ben kaynaklarını söyleyeyim önce bu Fırat Altınları hadisinin nerede olduğunu. Müslim bu hadis alimidir. Fiten diye kitabı var. 29. bölümde var. Buhari yine hadis alimi. Onun da Fiten kitabı. Yani fiten fitneler demek. Hı. Ahir zamanda olacak evet. Kargaşalar. Ne bu diyorlar hocam? Kargaşaların içinde. Şöyle kaynakları söyleyeyim de Buhari'de Fiten 24. bölümde. Davud var. Melahim'de 13. bölümde. Tirmizi'de var. Cennet hadisleri bölümünde 26'da. Şimdi burada bu hadis müttefikün aleyh. Yani ne demek bu? Herkesin üzerinde ittifak ettiği, sahih olarak kabul ettiği bir hadis. Şöyle söylüyor. Orijinalinden söylemeye çalışayım. İbn Hureyre'den bunu naklediyorlar. Yani değişik hadis kaynaklarından değil de İbn Hureyre'den naklediyorlar. Le takvimis saat. Ne diyor bu? Şimdi o saat geldiğinde yani kıyamet yaklaştığında demektir bu. Hatta yeserül fırat. Şimdi yeser kelimesi zayıflama demek. Fırat'ın zayıflamasından bahsediyor. Bunu kuruma diye çevirmişler ama bu kuruma olmayabilir. Buraya barajların yapıldıktan sonraki döneme işaret ediyor olabilir. En cebel min zehab. Altından bir dağ diyor. Yani bu bölgede altından bir dağ var. Yaktetül aleyhi. Onun için kıtal olacak. Yani savaş olacak. Çarpışmalar olacak. Feyaktel min küll miate tısa ve tısun. Yani 99 kişi 100 kişiden 99 kişi bunu alayım derken ölecek, bir kişi ancak sağ kalabilir. Başka bir versiyonunda bu birkaç versiyondan geliyor. Şöyle geçiyor. Kenz min zehep, altından bir hazine. Şimdi bu kelime tartışılmış. Kenz kelimesi. Yani o zaman İslam alimleri bunu tartışıyorlar. Bu nasıl bir şey olabilir diye. Kenz şu demek. Yani yerde maden değil bu. Bu hazır, orada madenden çıkartılmış, külçe haline getirilmiş, hazine şeklinde gelmiş. Para da değil ama külçe halinde olma ihtimali çok yüksek. Yani kenz dediğimiz zaman hazineden bahsediyoruz. Şimdi şöyle de bir uyarı var. Femen hazire felâ yâhus minhu şey'an. Yani buraya giden bundan kesinlikle bir şey almasın. Peygamberimiz böyle bir uyarı yapıyor. Sahih hadis diyorsunuz, Buhari'de var diyorsunuz. Böyle bir şey neden söylenmiş diye bunu da tartışmışlar. Burada savaşa yol açacağı için diyorlar. Böyle olmuş olabilir. Bir ayrı bir şey var. Mesela İbn-i Mace şöyle diyor. Hazine için 3 grup savaşır. Her biri bir halifenin oğludur. Şimdi bunu da nasıl anlayabiliriz? Halife dediğimiz zaman bunlar devlet reisleri olması gerekiyor. Devlet reisleri kendileri savaşmıyor da oğulları savaşıyor. Acaba neden? Burada sanki bugünkü böyle emanetçi savaşları gibi, mesela işte Rusya'nın Afrika'da yaptığı işler, Amerika'nın işte Afganistan, hani böyle şirketler aracılığıyla falan yapılıyor ya savaşlar. Neden o? Çünkü devlet girse orada işte insan haklarına aykırı olaylar oldu falan diye. Sanki böyle gayrimeşru bir savaş çeşidi gibi. Ha, anladım. Öyle bir şey anlatılıyor. Mehdi'nin zamanından önce ortaya çıkacağı söyleniyor. Yani kıyamet, bunu mesela söyleyenler de olmuş daha önce. Yani hocam zaten diyor 10 sene önceden falan biliyordu devlet. Evet. Belki çok daha önceden de biliyordu. Çok daha önceden yani şunu bilmiyordu. Söyleyelim. Haluk Özdil o belgeyi ben buldum diyor. Biz dahi yayına girmeden önce hakikaten ben görmedim. Belgeyi de görmedim. Haluk Özdil iddialarını buraya taşıdı. Evet. Eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz ama hocamızın bir iddiası vardı. Ve bu da bir bilgiye dayalı bir şeydi. 20 Eylül'le ilgiliydi. Evet. Onu da ekrana taşımış oldu. 20 Eylül'de açılması. Şu şeyi versene. Tabii hocam. Bu arada arkadaşlar şu 49'u versenize. Buyurun. Şunu hocam. Ekleyeceğim. İlginç bir şey. Bu şimdi neden böyle hazine diyoruz mesela? Niye 40 bin ton? Altta da 10 bin ton maden olduğu iddia ediliyor. Acaba o tenör oranına çarptığınızda, böldüğünüzde 40 bin ton çıkıyor mu? Onu bir hesaplamak. Daha düşük çıksa da onu hesaplamak tenörü lazım. Tenörü ayrı. Burada ben mesela benim söylediğim hazine olma ihtimali kuvvetli bu hadise göre. Eğer orasıysa, yani Haluk Hoca'nın söylediği yerden bahsediyorsak, aynı şeyi söylüyorsak. Şimdi burada bunun biriktirilmesi insanoğlundan önce de olabilir. Bu Anunnakilerle falan bağlantılı olma ihtimali çok yüksek. Neden biliyor musunuz? Fırat ismi aslında Efartes ve İfrit manalarına geliyor. Yani Fırat. Burada Fırat isminin kökeni orası yani. Yani bu İfrit dediğim zaman Nem suresinde Hazreti Süleyman bahsinde
Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki cin vezirin ifritlerden olduğu söyleniyor. Yani burada sanki dünya dışı bir meseleyle ilgili gibi de. Bunu hocam bence sonra YouTube'da da daha detaylıca, çünkü bu konu çok derin bir konu. Evet. Böyle